geçelim. Fotoğraf çekimi tamam mıdır? Tamam. Tamam. Şimdi sessiz olalım. Basın açıklaması başlıyor. Sayın Sivil Toplum Kuruluşu başkanları, üyeleri, sayın dernek başkanları ve üyeleri, Türkiye Aile Birliği'ni bir araya getiren tüm ekibe, buraya geldiği için ve sevgili mağdurlara, bu organizasyona katılım gösterdiği için hepsine teker teker teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle Türkiye Aile Birliği olarak hazırlanmış, kamuoyunun dikkatine sunacağımız metnimizi de müsaadenizle okuyorum. Ülkemizde son 35 yılda aile hayatımız ve kültürümüz büyük bir yıkım ve yozlaşmaya uğramıştır. Aile kurumunu en çok yıpratan ve yıkan olaylar şu şekilde özetlenebilir. Zinanın serbest bırakılması ile aile kurmak zorunluluk olmaktan çıkmıştır. 62-84 sayılı iftira yasası, bu yasa adeta kadınlar için boşanma teşviki ve devlet korumasına zina fırsatı olmaktadır. Nafaka, dinimizce de haram olan nafaka uygulamasıyla kadınların bir kısmı evliliği maalesef ticaret haline getirmiştir. Nafaka erkeğin ve kadının tekrar aile kurmasını imkansız hale getirmektedir. Velayetin her durumda anneye verilmesi kadının boşanma kararını çok kolay almasına yol açmaktadır. Çocuk haczi, bir baba ya da annenin çocuğunu hacz ederek görmesi devlet için utanılacak bir durumdur. Ancak daha utanılacak durum ise mahkeme kararına rağmen çocuğunu bir insanın görememesi, o çocuğun o ebeveyni görememesidir. Çocuğun duygusal istismarı olan kısaca EYS açılımıyla ebeveyne yabancılaştırma sendromu olarak bahsettiğimiz durum bir çeşit hastalıktır ve bu durum birçok çocuk babasına ya da annesine düşman edilmektedir. Feminist örgütlerin faaliyetleri ve bu örgütlerin Türk kadınını aile dışında mutluluk arama sevdasına düşürmenin neticesinde birçok aile maalesef yıkılmaktadır. Cinsiyetçi yasal düzenlemeler ve yargı kararları, haksız da olsa kadını kayıran yasal düzenlemeler ve yargı kararları kadınları boşanmaya teşvik etmektedir. Boşanmadan rant sağlayan meslek kesimleri ise maalesef bu tezgahı desteklemektedir. Toplumsal cinsiyet eşitliği sapkınlığının kadın hakları kılıfı altında eğitim ve idare sistemine bulaştırılması aile fertlerinin görev ve sorumluluklarını belirsizleştirmektedir. Boşanma davalarının şiddet ve cinnetle sonuçlanabilecek şekilde yıllarca uzatılması, yetersiz ve yanlı bir yargılamanın yapılması cinnet ve cinayet sebebi olmaktadır. Aynen. Toplumda uzun süreden beri devam eden bu yara ve bu mağduriyet bekliyoruz ve istiyorduk ki bir an önce düzeltilsin, bu mağduriyetler giderilsin. Özellikle toplumda ailenin yapısıyla ilgili çalışma yapması gerekenler, aile kurumunun iyileşmesi için çaba harcaması gerekenlerin toplumda ailenin daha mağdur olmasına sebep olması belki en üzüntü verici durumlardan birisi. Burada suçlama yaparken ya da ceza verirken eğer verilen cezalar toplumun ıslahına sebep oluyorsa bu cezayı anlayabiliyoruz ama hiç suçu olmayan, henüz günahı olmayan ufacık çocukları bile mağdur ediyorsa onların suçu ne, onların günahı ne diye sormak zorunda kalıyoruz. Ya da bu konuda suçlanırken, özellikle genç evlilik mağdurları suçlanırken acaba diyoruz bu suç, bu ceza babaya mı kesildi yoksa anneye mi kesildi veya o ufak çocuğa mı kesildi? Çünkü ortada mağdur olan bir aile. İnanıyoruz ki toplumun iyi olabilmesi için, istikbali için, gelecekte daha refah yaşayabilmesi için özellikle aile kurumunun iyi olması, sağlam temeller üzerine bina edilmesi gerekir ki en azından toplumun geleceği garanti altına alınsın. Toplumun geleceğinin garanti altına alınması demek aile kurumunun garanti altına alınması demektir.
O yüzden öncelikle aileye sahip çıkmak, aile bütünlüğünü korumak, aile bütünlüğünü korumak için çaba ve gayret harcamak gerekir. İnşallah umuyoruz bu mağduriyetler giderilir, işler biraz olsun düzene girer ve bu mağdur insanların bu mağduriyeti giderilmiş olur. Teşekkür ediyorum. Ve siyasi parti temsilcileri, hepiniz hoş geldiniz. Burada bulunmamızın sebebi son yıllarda zaman zaman gündeme gelen, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Aile Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve siyasi parti temsilcilerinin gündeme getirdiği süresiz nafaka, çocuk icrası, 6284 sayılı yasa, genç evlilik mağdurları, iftira mağdurları ve uzun süren boşanma davalarıyla ilgili gündem oluşan, lakin somut adım atılmamasından kaynaklı bütün mağduriyetlerin devam etmesinden ötürü şu an burada bulunmak durumundayız. Artık yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi, aile bütünlüğünün korunması, toplumun dejenere edilmemesi adına şu an buradayız ve buradan başlattığımız hareketi Ankara'ya kadar devam ettirerek Ankara'da da kısmet olursa siyasi parti başkanlıkları, Aile ve Adalet Bakanlıkları ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sonlandırmak istiyoruz. Aile ayakta durursa vatan ayakta durur, vatan yaşar. Bizler aileyi yaşatmak için bir araya gelmiş, bu adalet yürüyüşünü yapan bir toplumuz. Aile bakanları değişiyor ama maalesef zihniyet değişmiyor. Bu zihniyetin değişmesi feminist örgütlerin, sözde kadın derneklerinin, aile konusundaki dış güçlerin hizmetlerinin sona ermesi için, hükümetin de gerekli adımı atması için, gerekli kamuoyunun baskısını yapmak için burada toplanmaktayız. İnşallah mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir ve şunu herkes bilsin ki aileyi hep birlikte yaşatacağız. Bu gelecek nesillerin de sorunudur. Herkese buraya katıldığı için teşekkür ediyorum. Şimdi burada ben kendi mağduriyetlerimle beraber arkadaşlarımın da mağduriyetleri var. Bütün 2 milyon insanın mağduriyeti var. Biz yürüyerek 2 milyon mağdurun sesini devletimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Mağduriyetlerimizi ulaştırmaya çalışıyoruz. Burada inanılmaz bir şekilde ülkemize, vatanımıza karşı yapılmış bir komplo var. Artık aileyi bölmeye çalışıyorlar. Kadın erkek diye ayrıştırarak vatanı bölmeye çalışıyorlar. Buna hep birlikte bir dur dememiz gerekiyor. Asıl amacımız bu. Kendi şahsi amacım da evladıma kavuşmak, yavruma kavuşmak. Araçlarım bağlanmış, rehin olmuş. Araçlarımı kurtarmak istiyorum. Hayatıma devam etmek istiyorum. Çalışmak istiyorum. Ben babasız bırakılan çocukların bir babalarından biriyim. Fiili ayrılım 3 yıl oldu. 3 yıldan beri çocuğumu sağlıklı bir iletişim kuramıyorum. Mahkemeye başvurmamızda çeşitli bahanelerle, çeşitli kısıtlamalarla karşı karşıya geliyoruz. Bunlar bir babaya yapılacak bir şey değil. Benim gibi yaklaşık 2,5 milyon, 2 milyon bir mağdur var bu ülkede. Sesimizi bir şekilde duyurmak için ben bu yürüyüşe başlayacağım. Daha önce Erkan abim yürüdü Ankara'dan İstanbul'a. Keşke o zaman haberim olsaydı, ben de ona destek olurum. Şimdi artık ortak bir adım olduk. Tek sesimiz yani çocuk icrası, süresiz nafaka, genç evlilik mağdurları, 6284 iftira yasası, uzun süren boşanma davaları, bitik bilmeyen çekişme davaları, icra davaları. Bunların sesimizi duyurmak için meclise kadar yürüyeceğiz. Mecliste belki sesimizi duyacak partilerimiz, siyasetçimiz, milletvekillerimiz, en başta Cumhurbaşkanımızla biz gideceğiz. Oradan Adalet Bakanlığı'na, Aile Bakanlığı'na, tüm babaların, eşlerin, annelerin, bu mağduriyette yaşayan tüm insanların sesi olmaya çalışacağız. Kapıdan sıkışın onu.